Evet, Beşiktaş'ta İzmir'de hem de yönetimiyle birlikte İzmir'de tabii ki dün yaşananlarla beraber farklı bir gündem var siyah beyazlılar için. Sergen Yalçın'ın ismi geçiyor. Hemen burada hocam bir bana demişti ki Serkan benim özel bir şeyim var bu konuda. Evet. Duyumum mu diyelim? Evet. Yoksa istihbarat mı? Hoca muhabir gibi çalışmış valla. dün akşam Sergen Hoca ile Ahmet Bey bir araya geldi. Evet. Otelde. Akşam görüşme oldu. %99 anlaştılar. İşte bugün de hatta telefonu kapalıydı hocanın. İşte ekibinin de anlaşıldı. Büyük olasılıkla pazar günü maçtan sonra pazartesi günü Sergen Hoca'yı açıklayacaklar. Hem Sergen Hoca hem ekibine hem de Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bence de benim de duyumlarım bu yönde. Ben de söyleyeyim. Ben bir ara açık olduğuna tanıklık ettim Sergen Hoca'nın da. Hani sonra onu da söyleyeyim. Ben de hemen kapattı. Evet. Reha Hocam'ın duyumu bu şekilde. 1,5 yıllık diye duydum ben hocam. 1,5 yıllık diye duydum. Göztepe maçından sonra açıklanacak diye duydum. Göztepe maçından sonra açıklanacak. Hem Abdullah Avcı gönderildikten sonra hem de Abdullah Avcı'yla ipler kopmadan önce bir görüşme yapıyorlar. Her konuda kabul biraz ediyor. Fiyat falan hiçbir şey konuşmuyor. Abdullah Avcı ile son görüşme gergin geçiyor. Abdullah Avcı şunu da söylüyor. Ben son maçtan sonra bu takıma hükmedeceğime, başarılı olacağıma artık inanmıyorum. Ben pes ettim diyor. Hatta ondan önce de... Tazminatta gelen duyum ne sana? Tazminatta gelen duyum şu oluyor aynen. Sezon sonuna kadar alacaklarını istiyor. Sadece bu sezon için. Bu sezon için. Hem de hatta taksitlendirme falan olunca şey diyor. O zaman diyor 36 milyon lira yazılmış 3 yıl için. 3 yıl için. Tamamını isterim o zaman diyor. Onu çözüyorlar. Orada bir gerginlik oluyor. Ali Naibi ile ilgili de başkan diyor ki... Ya diyor bu kadar sıkıntılı hani takıma uyum göstermeyen, başarılı olamayan transferleri kim yaptı? Diyorlar ki Ali Naibi yoluyla yapıldı. Ondan sonra derhal gönderin diyor başkan. Onu da o şekilde gönderiyorlar. Ama Abdullah Avcı'nın tatlılıkla ayrılıyor en son. Biraz kriz çıkıyor, gerginlik oluyor. Abdullah Avcı sinirleniyor ama sonunda tatlıya bağlıyorlar işi, çözüyorlar. Ve öyle bir ayrılık oluyor. Sergen Yalçın da işte hatta çok sembolik 1903 lira gibi bir sözleşme hani UEFA'ya anlatma muhabbeti biliyorsun Fatih Terim'de de yapıldı. Böyle sembolik bir rakama Beşiktaş'a imza atacak. Önce Sergen Yalçın şunu söylemiş. Sezon sonuna kadar gidelim ondan sonrasına bakarız. Hani 1,5 yıllık teklif eden yönetim. Ama Sergen Yalçın diyor ki sezon sonuna kadar ben bu takımı göreyim ne yapacağımızı görelim. Ondan sonra zaten ben Beşiktaş'ın öz evladıyım. Yani bırakıp gidecek halim yok. Devam ederiz. Hani yönetimin de elini rahatlatıyor Sergen Yalçın. Her dediğini kabul ediyor. Peki bu Lucescu olasılığı? Lucescu olayı sportif direktör olarak gerçekten Lucescu'yu istiyorlar. Aybaba da var galiba. Çünkü Aybaba'dan önce ilk isim Lucescu. Lucescu genç isimleri tanıyor. Oyuncu havuzu çok fazla. İşte menajerlere çok para kaptırmak istemiyorlar. Ali Naibi'deki bu başarısız transfer yöntemi... İyi de başkan yeni mesela başarısız transferi yeni mi gördü? Ahmet Bey daha önce yönetim kurulu olarak mesela Ali Naibi daha önce işine de son vermeleri gerekiyor. Verebilirdi yani. Ama şimdi hani hocayla bir anda krizi kökten çözdüler ama Lucescu yeni bir şey değil. Lucescu daha önce kendi teklif etmiş. Lucescu'nun ne medyası var, ne algısı var? Yok artık Lucescu yazmıyoruz bir tek. Hayır ya ben sizin... Bak sen bir şey takılacağım. Fatih Terim neler yaşamış bir teknik adam. Ya neler Ersin Yanal, Aykut Kocaman. Ben bu Mustafa kadar güçlü Denizli. Bir lobi ben, Türk antrenörler arasında görmedim. Olmadı. Bak. Benim hayatımda gördüğüm en güçlü lobi Lucescu'da. Serkan, Şakhtar'ı çalıştırırken 3 kupa alıyor, 2 kupa alıyor. Selçuk Manav ne bütçelerle? Selçuk Manav da o zaman ATV'de bizim grupta çok iyi arası. Telefonu açsın Selçuk Manav'a dilek çıkıyor. Hatta birini de dinletti. Fenerbahçe diyorsun gelirim diyor. Galatasaray diyorsun gelirim. Beşiktaş diyorsun gelirim. Hatta bir ara bak. İbrahim Hacı Osmanoğlu da Lucescu ile görüşüyor. Trabzon'a da gelirim diyor. Her yere geliyor yani. O zaman da manşet oluyor. Niye gelmesin? Profesyonel adam abi. Her yere gelirim diyor. Yani, ama orada da çok iyi durumdaydı yani sonuçta. 10 milyon euro tabii. Kazanıyordu yılda. Tabii.
100 milyonluk, 150 milyonluk takımlar kuruyordu. Ama çok UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da hatta 2009 yılında... Network iyiydi. 2009 yılında Werder Bremen'i biliyorsun Kadıköy'de yendiler. Shakhtar Donetsk 2009 yılında UEFA Avrupa Ligi'ni aldı. İyi ki milli takımdan gitti. Allah razı olsun. Evet ya, vallahi kurtulduk ya. Anlatın bana da. İyi ki milli takımdan gitti ya. Çok şükür kurtulduk. Allah razı olsun. Hocam, Ahmet Nurçebi bugün İzmir'de taraftarların bir organizasyonuna katıldı. Orada sıcak gelişmelerle ilgili sorulara yanıt verdi. Bir izleyelim. Bundan sonrası için pazartesi çok ani bir toplantı oldu bu. Beklediğimiz bir toplantı benim şahsen değildi ama hocamızın da yorgun ve sıkıntılı olduğunu gördüğüm halde gitmek zorundaydım. Yapmış olduğumuz konuşmaların sonucunda kendisinin mutsuz olması, kamuoyunun da baskı olarak alınan sonuçlardan çok etkilenmesi bizi ister istemez hocayla görüşmeye sevk etti. Bu görüşmede de en doğru yolun iki tarafta birbirlerinden ayrılmak olacağını ifade etmiştir. Onu söyleyebilirim. Onun dışında özel herhangi bir konuşmamız yok. Konu Beşiktaş ve alınan skor ve sonuçlardı. Yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlarımla biliyorsunuz cuma akşamı oldu. Pazartesi günü yeni oluşumla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Ortaya çıkacak sonuçlar değerlendirecektir. Kamuoyuna eğer çalışacağımız bir hoca muhakkak ki olacaktır, açıklanacaktır. Vallahi oluşumun bu şekilde olmasını, yani isim olarak değil, yani sportif bir direktörle sporun idare edilmesine fayda görüyoruz, özellikle futbolun. Bu oluşumu sağlamaya çalışacağız. Böyle bir oluşum arzu ediyoruz. Ama bir isim üzerinde bir mutabakat yok. İki isim üzerinde mutabakat yok. Bunlar haftaya değerlendirecek konular. Kamuoyuna yanlış bilgi verip tekrar değerlendirmelerini yapmalarını doğru bulmuyorum. Beşiktaş için bunlar hoş olmaz. Yani bir kere konuşulmalı, karar alınmalı ve uygulanmalı. Kamuoyuna şu anda ekleyebileceğimiz, vereceğimiz bir oluşum ve bir bilgi yok. Sporcunun takımıyla elinde bonservisini bulunduran kulübüyle görüşme yapıyoruz. Çünkü bu bizim şahsi değerlendirmemizdir. Burayı şu an için biz yönetiyoruz. Futbolcunun bonservis bedelini çok yüksek bulduğumuz için ve ekonomik durumunun da ortada olması sebebiyle 20 maçtan fazla oynaması halinde almamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla buna şu anda hazır olmadığımızı, futbolcunun da bu performansa bugüne kadar çok fazla katkı vermediğini biliyoruz. Ama bunun vermediği vermeyeceği anlamına gelmez tabii. Ama beklediğimizi bulduğumuzu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu konuda futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz 20 maçın. Tahmin ediyorum pazartesi bu konu çözülmüş olacak. Robeşko'yla da biz yolumuza devam edeceğiz bu sezon sonuna kadar. Sonra da değerlendirmesini yapacağız. Evet tabii, bir de yani şu satın alma zorunluluğu hikayesi de ne acayip. Fikret Orman yönetimi ne kadar çok Beşiktaşlılarmış ya. Ne kadar çok seviyorlarmış Beşiktaş'ı ya. El bombalarını atmışlar abi böyle. Bam 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 patlıyor. Yolda hep her bir şey var ya. Yolda mayın var ya. Yolda hep mayın var. Abi, bir giriyorsun patlıyor, bir gidiyorsun patlıyor, bir daha patlıyor ya. Esas ne kadar çok seviyorlarmış Beşiktaş yönetimi. Nasıl kaçtılar ya? Abdullah Avcı'nın sözleşme yapılan, Abdullah Avcı'yla yapılan sözleşme tam bir skandal sözleşme. Burak? 36. Burak? Şey gönderilirse 36 milyon. Burak da ayrı. O da rezalet. Ondan haberi yoktu ya millet. %100'ün üzerinde zam yapılmış. Hocam geçen adam 40 yaşına gelirse demek ki 50 milyonluk anlaşma. Geçen bir röportaj verdi. Orada neydi biliyor musun hocam? Bak, bu kadar rakamlar veriyor. İki tane mesela iki tane alt yazıyla böyle tam böyle iyi okumak gerekir. Evet. Bir Türkiye Kupası bizim için diyor. Yani zaten zulmü düşünmüyorduk falan dedi. Ya bu rakamları UEFA Avrupa Ligi'nde yoksun. Hani Türkiye Kupası'na işte katıldın, hani katılmadın, bunun işte sorusu oldu. Ve de işte niye işte takım işte diğer sene katılmadı diye. Bizim için zul diyor. Bizim için önemli değil diyor Türkiye Kupası. Ya böyle bir şey var mı? Türkiye Kupası çok Avrupa'ya gitmek, Süper Kupa finali oynuyorsun. Bir de Oğuzhan'la ilgili. 38 yaşında bitirecek, 33 yaşında. Ya inanılır gibi değil ya. Burak o para verilir mi ya arkadaşlar ya? 38 yaşında bitiyorsun. Hocam Oğuzhan'a 600 bin euro alıyor. Oğuzhan'a dedik ya Oğuzhan'a oynatmaları gerek. 35. 85 doğumlu. Benim milli takımdan da öğrenci zaten. 35 yaşında şu anda. 85 doğumlu Burak. Ya Burak'ın emeklilik şeyini kurtarmışlar ya. Hocam sen Oğuzhan 600 bin euro oynuyordu. 2.2 milyon euroya oynuyor hocam. 4 katını verdi. Şimdi diyor ki
Yani Oğuzhan'ın biraz üzerine gitsinler, duygusal bir oyuncu kazanmaya çalışsınlar. Esen'in zamanı başkan, 2 sene oynamadı Oğuzhan hiç futbol. Çok kötü oynadı, bütün Beşiktaş taraftarı ıslıkladı. O zaman Fikret Bey'in de alıp karşısına konuşup bu performansı yarattır ya da işte senin mukavelenle ilgili ciddi bir indirime gideceğiz diye keşke söyleseydi. Bir futbol adamı hocam der mi? Ben bunu anlayamadım. İşte Türkiye Kupası, ben şimdi yayıncı kuruluşta çalışıyorum de değil. Bir futbol adamı der mi ya? Bir kupadır bu. Sen bu maaşları 3 milyon, 4 milyon maaşları niye ödüyorsun hocam? 34 tane lig maçı oynasın en bu oyuncular.